Evet Sayın Başkan, Meclis Başkanlık Divanı diyeceğim ama arkadaşlarımız izinliymiş. Çok değerli meclis üyesi arkadaşlarım, basınımızın kıymetli temsilcileri, değerli misafirler, ben de sizleri şahsım ve yönetim kurulum adına saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Ve 19. dönem meclisimizin de 55. toplantısında bugün bir aradayız. Bu vesileyle meclis toplantımızın ülkemize, milletimize, memleketimize, şehrimize, özellikle de üyelerimize hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Bu arada bugün aramızda İstanbul Büyükşehir Belediyesi Çocuk Meclisi'nin başkanı epey de genç arkadaşlar bunlar bizlerle birlikteler. Ve bu koltukların ve bu kürsülerin gelecekteki sahipleri tabii onlar da bugün misafirimiz. Ben onlara da hoş geldiniz diyorum ama nerede oturuyorlar göremedim ben onu. Yukarıda oturuyorlarmış. Evet, biraz evvel 19. dönemde görev yapan değerli arkadaşlarımız sizlerle hep birlikte bir fotoğraf çektirdik. Bir ansiklopedi şeklinde bir albüm hazırlıyoruz. Orada e, bunları resimlere yer vermemiz gerekiyor. Bugün aynı zamanda çalışma arkadaşlarımızdan da çekecektik ama Nurcan Hanım'ın eşinin vefatı dolayısıyla açıkçası onu e, ileriki bir tarihe erteledik. Onlarla da hep birlikte görev yaptığımız arkadaşlarımıza da bir fotoğraf çekeceğiz albüm için. Tabii bir gurur tablosu bu bizim için. Görev aşkıyla, ülkemize hizmet gururuyla Cenab-ı Hak çalışmayı daima nasip etsin hepimize. Birliğimiz, beraberliğimiz kaya gibi olsun. El ele de devam edelim. Değerli meclis üyesi arkadaşlarım, acımasız küresel politik savaşların bir başka boyutu olarak da Arakan'da yaşananlar hepimizin malumu. Bugün ben bu konuya biraz değinmek istiyorum açıkçası. Yıllardan beri devam eden Myanmar'daki etnik ve dini gerilim, bölgedeki Müslümanlar üzerinde gerçekten çok büyük bir baskı oluşturmakta. Geçtiğimiz haftalardan itibaren biliyorsunuz şiddetin, katliamın dozu da günden güne artıyor. Fakat o sosyal medyada gezinen fotoğrafların nereden geldiğine iyi bakmanız lazım. Bazıları gerçek değil. Onu da söyleyeyim size yani. Oraya montaj fotoğraflar da konuyor daha bir ajitasyon acı çok büyük ama daha da acıyı derinleştirmek için yapılıyor. Onlara da dikkat edelim. Şimdi zulmün gölgesinde ve şiddetin pençesinde insanlar korunuyor. Esasen bu bölgenin Müslümanlıkla buluşmasında da ticaretin çok önemli bir yeri var değerli arkadaşlar. Bu noktada tarihi bir anekdotu da size paylaşmak istiyorum. Bundan tam 1200 yıl önce Arakan sahilleri önünde bir ticaret gemisi batıyor. O şartlarda bir daha geri dönmenin imkanı yok elbette. Kurtulup karaya çıkmayı başaran onlarca Müslüman tüccar ve gemici de buraya yerleşiyor. Yani Araka'nın tarihini iyi bilmemiz lazım. O bir avuç insan bugün 3 milyona yakın Müslümanın işaret fişeği oldu. Denizin fırtınanın dalgalarından gazabından kurtuluşa erdi. 700'lü yıllardan itibaren Arap tüccarlar Hindistan kıyılarına geliyordu. İşte bu sayede Müslümanlık da bu bölgede giderek kökleşti. Arakan Müslümanları da o dönemde İslam'a hak dinine kapılarını açtı. Savaşla değil ticaretle, refahla birlikte Müslüman oldular. Bugün Arakan Müslümanları bizim nazarımızda din kardeşlerimiz olmanın yanında yardım eli bekleyen insanlar. Küresel sistem deniyor, küresel ekonomi deniyor, küresel siyaset falan daha bir sürü kavramın önünde bir sürü küresel lafını takıp gidiyoruz. Bu tür küresel olgular insanlığı da küresel olarak yıkma yıkıma uğratmak için var olduğunu görüyoruz. İyi ki iyi de küresel vicdan nerede? Uluslararası kamuoyu neden bu çığlığı duymuyor değerli arkadaşlar? Bizim ülke olarak Arakan'daki kardeşlerimizle derin tarihsel bağlarımız ve kardeşlik hukukumuz var. Bizim bu noktada ahde vefamız var. Hem Balkan savaşları sırasında hem de Kurtuluş Savaşı sırasında Arakanlı Müslümanlar sessiz kalmadı. O dönem Myanmar'ın adı da Burmaydı. Burmadaki Müslüman kardeşlerimiz topladıkları binlerce altını bize ulaştırdılar. Bu kardeşliğin ve dostluğun belgeleri de bizim arşivlerimizde halen durmaktadır. Şimdi görev bize düşüyor değerli arkadaşlar. Bir asır önce ecdadımız nasıl birlikte birliktelik de iç iç birliktelik içindeyse mesafeleri aşan gönül birlikteliği nasıl vücut bulduysa bugün de aynı hasret ve özlemle bir araya gelmenin vaktidir. Ekonomik olarak destek sağlamak çok kolay. Toplarız kendi aramızda, kendi bütçemizden çok çok da iyi rakamlara göndeririz ama bu sadece ekonomik destekle düzelecek bir şey değil. <laughs> Ve esasen Arakan'daki zulüm de gösteriyor ki Türkiye'nin güçlü ekonomisi, sağlam birlikteliği tüm dünyadaki mazlum milletler için önemli bir dayanak noktası. Türkiye'nin her noktada büyümesi sadece bu ülkeyi değil, ezilenlerin umutlarını da büyütüyor değerli arkadaşlar. Bu hafta açıklanan ikinci çeyrek büyüme rakamımız yüzde 5.1. Hatırlarsanız İlk çeyrekte çıktığı zaman ikinci çeyrekte de beklediğimiz rakamın bu olduğunu söylemiştik. Yani orta vadeli programda beklenen 4.4'ün üzerine çıktık. Ve önemli bir nokta TÜİK açıklamasına göre bu büyüme en yüksek payda yatırımlara ait. Burası çok önemli. Ve ticari faaliyet endeksimizde sanayi üretim endeksine ve piyasadaki yüz hareket, hareketliliğine baktığınızda Üçüncü çeyrekteki büyüme rakamında yüzde altıyı ben kesin yakalayacağımıza inanıyorum. Zaten o not kuruluşları dün hemen Türkiye'nin büyüme tahminlerini yukarı yöne e, revize ettiler. Onlar bizim istikrarımıza açıkçası şaşırıyor. Oysa biz yönetimimiz, meclisimiz, onların bu isabetsiz tahminlerine de hiç şaşırmıyoruz. Biz etrafımızda olan bunca karışıklığa rağmen, dünyadaki bunca çalkantıya rağmen. Üstümüzde oynanmaya çalışılan bunca oyuna rağmen yalnızca ülkemiz için değil dünyada merhametli siyaset ve vicdanlı ekonomi anlayışını hakim kılmak için çalışıyoruz. Sadece para kazanmak için değil dünyanın neresinde olursa olsun ezilenlerin, zulme uğrayanların sesi olmak için, onların kalplerini de kazanmak için uğraşıyoruz. Bugünün dünyasında soft power diye bir kavram var artık biliyorsunuz. Silahlı güç olmak, kaba kuvvet ülkeleri söz sahibi kılmaya yetmiyor. Kültürünüzle, manevi değerlerinizle, medya gücünüzle, spor endüstrinizle ve eğitim ve turizminizle kaba güç kullanmadan bireylerin ve devletlerin uzun dönemli tercihlerini şekillendirebiliyorsunuz. Bakın medya sektöründe ticari hacmi 100 milyar dolara yaklaşan bir platform. İnsanların algısını, yaşam tarzını birebir etkileyen aynı anda pek çok sektörü tek başına harekete geçirebilen bir mecra. Ekonominin küreselleştiği dünyada mesafeleri yok eden, kültürleri, duyguları, insanlığı, değerleri de küreselleştiren bir güç. Mesela Amerika Hollywood olmadan ticaret alanını bu denli artırabilir miydi? Aynı yatırımı şimdilerde biliyorsunuz Hindistan yapıyor. Diğer yandan sporda da öyle. Katar bugün bir futbolcunun transferi için 330 milyon dolar para harcayabiliyor. Üzerine kurulmak istenen ambargonun aksine hedef kitlesini 7'den 70'e içine alacak şekilde tüm dünyada ilgiye, prestije ve beğeniye beğeniyle anılabiliyor. Eğitim dolaşımı da benzer bir şekilde dünyanın değişik ülkelerinden gelen öğrenciler ve oralara giden gençlerimiz aynı zamanda soft power'ın bir parçası oluyor. Yani mesele sinema, futbol ya da eğitim endüstrisinin çok dışında. Mesele algıları yönetmek. Biz İstanbul Ticaret Odası olarak bu gücün farkındayız ve bu gücü arkamıza almış durumdayız. Bu nedenle dizi sektörümüzün bayrağını dünyada dalgalandırdık. Singapur'dan Hindistan'a, Fransa'daki MIP TV'den MIP.com'a kadar sektörün en önemli fuarlarına dev çıkartmalar gerçekleştirdik. Dilimiz, kültürümüz ne kadar yaygınlaşırsa, dünyadaki etki alanımızda o kadar genişler dedik. Frankfurt'tan Londra'ya kadar en önemli kitap fuarlarında yerimizi aldık. Dünyanın yedi kıtasında lobi ve tanıtım çalışmalarını gerçekleştirmeye devam ediyoruz. Geçen hafta dünyanın en büyük altı ticaret odasından biri olarak dünyadaki en önemli ticaret odalarının Moskova'daki C6 toplantısına katıldık. Az sonra sizin onayınıza gelecek. Sektörlerimizi, odamızı, teknoparkımızı anlattık, bilgi alışverişi yaptık. C6 platformunda dünyanın en büyük ve en etkili ticaret odaları var. Berlin, Londra, Paris, Pekin, Sao Paulo, biliyorsunuz Brezilya ve Moskova ticaret odaları var. İstanbul Ticaret Odası'nı da bu önemli platforma yedinci üye olarak davet ettiler. Bu teklifi sizlerin onayına da az önce söylediğim gibi birazdan sunacağız. Bize getirdiği herhangi bir külfet yok. Buraya bizim davet edilmemizdeki sebep İstanbul Ticaret Odası'nın sizlerle birlikte geldiği noktadır, geldiği büyümedir, geldiği hacimdir. Ve İstanbul Ticaret Odası büyüdükçe ülke ekonomisi büyüyecek ve Türkiye güçlenecek değerli arkadaşlar. Türkiye güçlendikçe de dünya değişecek. Ne dedi Sayın Cumhurbaşkanımız? Dünya beşten büyüktür dedi. İşte bu nedenle İstanbul Ticaret Odası'nın bu küresel adımları ülke, ülkemiz açısından son derece önemli değerli arkadaşlar. İnsanoğlu avcı toplayıcı dönemden tarım devrimine, endüstriden bilişim aşamasına çok önemli mesafeler kat ederek geldi. Ancak bugün dünyayı çok daha köklü şekilde değiştirecek bambaşka bir sürecin eşiğindeyiz. Nesnelerin interneti, öğrenen makineler ile yapay zeka, sürücüsüz araçlar, dronlar, robotlar, 3D yazıcılar, sanal para birimleri ve artırılmış gerçeklik ile sanal gerçeklik. Bunlar hemen önümüzdeki 10 yıl içinde tıpkı cep telefonları gibi, tıpkı internet gibi hayatımızın değişmez birer parçası olacaklar. Artık biliyoruz ki geleceğin ortak dili İngilizce değil arkadaşlar. Geleceğin dili kod yazmak, bilgisayar programı yazmak ve platformlar oluşturmaktır. Keza güvenlik meselesini Hava, kara, deniz güvenliğimiz olarak ele almak yetmiyor artık. Artık siber güvenlik en az diğerleri kadar önemli hale geldi. İşte burada değerli arkadaşlar, Teknoparkımızın önemini şimdi çok çok daha iyi anlayabiliyoruz hep birlikte. Bilgiyi ticarileştirme merkezini sizler kurdunuz, onun değerini şimdi çok çok daha iyi anlayabiliyoruz. İnşallah yakında da e, lansmanını ve açılışını yapacağız. Bu yüzden değişimin farkında olmak ve şimdiden, gerekli yatırımları yapmak çok çok önemli. Dördüncü sanayi devrimi gümbür gümbür yaklaşıyor değerli arkadaşlar. Almanya gibi ülkelerde hazırlık başlamış durumda. 10 yılda 250 milyar dolar yatırım planlıyorlar. Biz de Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı sanayide dijital dönüşüm platformunu kurdu biliyorsunuz. Burada bir eylem planı hazırlanıyor. İstanbul Ticaret Odası olarak da bu işin yakın takipçisiyiz. Hatta arkadaşlardan rica ettim Almanya'nın 250 milyar doları nasıl bir yatırım planı içerisinde harcayacak 10 yılda diye. Onun da çalışmalarını yapıyorlar. Onu da sizlerle paylaşacağım. Ve 27 Eylül'de odamızda büyük teknoloji firmalarının katım, katılımıyla Sanayi 4.0 semineri düzenleyeceğiz. Bunu lütfen not edin değerli arkadaşlar. Yani bu programlar size geliyor ama bunları not edin. 27 Eylül çarşamba günü. Teknolojinin gücünü, kültürümüzün gücünü, popülaritenin gücünü hepsini ortak bir potada eritip ekonomik açıdan dimdik bir Türkiye haline gelmek bizim, bizlerin hep birlikte bugünden atacağımız adımlara bağlı. Değerli arkadaşlar, bitmeyen jeopolitik karışıklıklarıyla herkes Orta Doğu'ya yoğunlaşmışken Pasifik'te yeni bir soğuk savaş çoktan başlamış durumda. Pasifik'teki güç savaşlarının görünen piyonu Kuzey Kore'de olsa, Japonya, Çin, Avustralya dahil olmak üzere çok daha büyük güçlerin bu olaya müdahil olacağı şüphesiz bir gerçek. Pasifik savaşlarının süresi, mücadele biçimi, diplomatik dili ve dünyaya yansımaları nasıl olur? Bunun farkındayız. Ancak hassasiyetle üzerinde durulması gereken bir konu ince feraset çifte kerametten yeğidir diye bir söz var biliyorsunuz. Ancak hakikatten bu dönemde öngörülü olmak hepimizin vazgeçilmezi. Sınırsız bir veri akışı dijitalleşme, baş döndürücü bir teknolojik gelişim ve gittikçe karmaşıklaşan ve hatta karmaşık gibi görünen uluslararası ilişkiler. Gelecek kavramı ülkeler için bir gizem olmanın ötesinde bir tasarım çabası bir inşa sürecine dönüşmüş durumda. Bu noktada İstanbul Ticaret Odası olarak geleceğin şekillenmesini izlemek yerine bu güzel şehri geleceğin konuşulduğu, geleceğe yön veren bir platforma dönüştürmek amacıyla geçen mecliste sizlerle bunu paylaşmıştım, tekrar ediyorum. 11 Ekim'de Fütür İstanbul projesini de hayata geçiriyoruz. Dünyanın önde gelen gelecek bilimcilerini bir araya getirip Dünyada ve Türkiye'de iş, ekonomi ve gündelik hayatının ya yarınını hep birlikte orada konuşacağız. Sizlere gelecek davetiyeleri alınca katılımlarınızı lütfen bize bildirin. Şimdiden tarihi de ajandanıza not etmenizi rica ediyorum. 11 Ekim tam gün İstanbul'dayız. Zorlu'da mı yapıyoruz? Zorlu'da yapıyoruz değil mi? Zorlu Center'da yapıyoruz programı. Çünkü orada olmanızda fayda var değerli arkadaşlar. İnşallah hep birlikte oluruz orada. Evet değerli arkadaşlar uzun bir bayram tatilini geride bıraktık. Okullar açıldı. Yaz durgunluğunu da üzerimizden attık. Şehirlerde çarşılar hareketlenmeye başladı. Bu vesileyle tüm öğrencilerimize de başarılar diliyorum. Tüm sektörlerimize de bereketli bir güz dönemi temenni ediyorum. Tabii yeni eğitim yılıyla birlikte can damarı sektörlerimizden bir tanesi de taşımacılık sektöründe büyük bir yoğunluk başladı. Hep söylüyorum İstanbul trafiğinin yükünü servis firmalarımız aldı sırtında gidiyor. Evlatlarımız önce Allah'a ondan sonra da onlara emanet. Ev ve iş yerleri arasında mekik dokuyan çalışanlarımız da keza aynı şekilde. Hakan Bey yok mu? Ha buradasın değil mi Hakan'cığım? Yaz olunca renkler değişiyor. Baktığınız zaman göremiyorsunuz bazen. Bu kadar büyük bir yükü taşıyan sadece kendi sektörünün değil, ekonominin çarklarında döndüren servis taşımacılarımızın son dönemde gündemde olan birkaç tatsız olayla anılması beni üzüyor değerli arkadaşlar. Biz zaten İstanbul Ticaret Odası olarak bu önemli sektörümüzde yaşanan böylesi aksaklıkları, üzücü olayları önleyebilmek için büyükşehir belediyemizle uzun zamandır bir çalışma içerisindeyiz ve bu yıl itibariyle de bu çalışmalar meyvasını verdi. Artık İstanbul'da servis taşımacılığı yapabilmek için biliyorsunuz servis taşımacılığı yetki belgesi zorunlu hale geldi. Değil mi Ahmet? Ahmet Bey başkanımız biliyorsunuz orada. Bu belge ile kriterler belirlendi ve sektöre ciddi bir standart getirildi. İşte bu uygulama ile birlikte inanıyorum ki bu işi layığıyla yapmayanlar çok kısa süre içerisinde sektörden temizlenip gidecek arkadaşlar. Bu can damarı sektörümüzü ve bizi üzen olaylarda inşallah son bulacak. Yine başka bir sektörümüzle ilgili bir konuyu da sizlerle paylaşmak istiyorum. Az önce kuyumculuk meslek komitesi arkadaşlarımla beraber kısa bir görüşme yaptık. Kuyumculuk sektöründeki sertifikaların yüzde sahte olduğuna dair medyaya bir takım açıklamalarda bulunulmuş. İsim zikretmek istemiyorum burada. Bu konu öncelikle komitemizi sonra bizi elbette ki değerli meclis üyemiz de oldukça rahatsız edecektir. Üstelik bu ifadeyi kullanan arkadaşımızın medyada yer almak için bu demeci verdiğini belirtmesi ayrıca üzücü bir olay. Ve hani güleriz ağlanacak halimize deriz ya aynen tam böyle bir tablo değerli arkadaşlar. Geçmişten bugüne güvene dayalı olan kuyumculuk sektörümüzle ilgili konuşurken çok çok daha özenli dikkat etmek mecburiyetindeyiz. Birçok arkadaşımız özellikle kapalı çarşı merkezli kuyumcuların kendi aralarındaki yaptıkları alışverişi, ticareti çoğu zaman yazmazlar bile. Şu kadar var diye torbayı verir, o da alır yandaki arkadaşına verir, içinde bu kadar varmış diye. Saymadan o döner, o çantalar saymadan döner birbirleri arasında alışveriş yaparken. Böyle bir güven vardır. Onun için bu konularda özenli olmamız gerekiyor. Çünkü bizim bu sektöre güvenimiz tam değerli arkadaşlar. Sizlerin de bildiği gibi ticarette itibar çoğu zaman, çoğu zaman kelimesi belki yanlış. Her zaman paradan daha değerlidir. Evet, yüzde beş büyüttünüz Türkiye'yi, beş nokta bir. Şimdi ben başkanınız olarak diyorum ki, üçüncü çeyrekte yüzde altı büyüteceksiniz arkadaş. Allah'ın izniyle bu olacak. Şimdi geldik ticari faaliyet endeksine. Üretim alanında Eylül beklentisi 55.8'miş. Bu yansıyor değil mi buraya arkadaşlar? Ya ben anlatsam daha güzel olacak. Niye yansıtıyorsunuz oraya? Gelecek 3 aya ilişkin beklenti ise 58.7. Yani başkan niye yüzde altı büyüyeceğiz üçüncü çeyrekte derseniz bunu ben söylemiyorum arkadaşlar. Bunu siz söylüyorsunuz. 55.8'den 58.7'ye çıkartmışsınız üretimi. Ve az önce söyledim yüzde 5.1'lik büyümemizdeki içerisindeki en büyük payda yatırımlar ve üretim. Ticaret alanında tüccarlar bayağı hareketli maşallah. Eylül beklentisi 55.6, gelecek 3 aya ilişkin beklenti ise 59.5. Merak ediyorum bizim 50'nin altına düştüğümüz zamanlar, ben kürsüde yine böyle tebessüm ediyor muydum o zaman bakacağım bugün şeylere. Herhalde o zaman birazcık düşüyordu gardımız ama şimdi gerçekten çok mutlu oluyoruz. Şimdi hizmet alanında biliyorsunuz geçen ay da düşüktü. Ya niye hizmet alanı düşük dedik? Yaz geldi, turizm var, hizmet sektörü hareketli. Niçin beklentiler düşük dedik? Ama toparlamış kendisini. Gelecek 3 aya ilişkin beklenti 53 53.2. Genel ticari faaliyet endeksimizde de Eylül beklentisi 54.8. Gelecek 3 aya ilişkin beklenti ise 58.4. Şimdi diğer yandan Odamızda yılın ilk 8 ayında açılan firma sayısı. Çünkü birçok meclis üyesi arkadaşlarım haftalık soruyorlar, mesaj yazıyorlar. Başkanım kaç olduk, başkanım kaç olduk, kaça çıktık? Çünkü kendilerini açılan şirket sayısı, kapanan şirket sayısı buna göre işlerini yönlendiriyorlar. Geçen yıla göre %13.7 artmış, 32.991 olmuş. Keza aynı sürede açılan yabancı firma sayısı... Yabancı firma sayısı %10.9 artışla 2724'e ulaşmış. Bu rakamlar çok önemli arkadaşlar. Yani siz de bunu çok iyi farkındasınız. Ve an itibariyle ben oradan buraya gelene kadar muhakkak değişmiştir. 404.161 üyemiz var arkadaşlar. İşte İstanbul Ticaret Odası'na güç veren, Türkiye ekonomisinin yarısını temsil eden Adeta birbirine 404 yapıştırıcısı yapıştırıcısı gibi kenetlenmiş 404 bin üyemiz var arkadaşlar. Bir de 606 bin diye bir yapıştırıcı çıksa onu da yakalarız Allah'ın izniyle. Bu yüzden 19. dönem yönetim kurulu ve meclisi olarak çalışmalarımızın odağına da hep üyelerimizi aldık ve devam ediyoruz. Ekonomiye verdiğimiz önem kadar hatta çok daha fazlasını insani ilişkilere ve duygulara da verdik. Ve bütün yaptığımız projelerde ticaretteki, ücretlerdeki indirimden hizmeti üyemizin ayağına götürmeye kadar pek çok yeniliği ve projeyi de bu bakış açısıyla hep birlikte hayata geçirdik. Bizlerin bu aziz meclis çalışmalarıyla üyemiz büyüdü, İstanbul Ticaret Odası büyüdü ve Türkiye büyüdü. Bu da rakamlarla ortada arkadaşlar. Göreve başladığımız gün 338 bindi üye sayımız. Bugün 404 bine ulaştı. Tabi bu arada askıya alınan firmalar da var onları saymıyorum. Ve 191 milyon lira olan bütçemiz 277 milyon oldu. Emin olun Türkiye'nin son çeyrekte kaydettiği %5.1'lik büyüme rakamında bizlerin bu meclisin üye sayısıyla her yıl ortalama %5 büyüyen odamızın çalışmalarının çok önemli payı var değerli arkadaşlar. Attığımız bu adımlar Türkiye'ye duyduğumuz sevdanın ve üyemize olan inancımızın ayrılmaz bir parçasıdır. Elbette bu süreçte memnun ettiğimiz üyelerimiz de oldu, sayıları az da olsa memnun edemediğimiz üyelerimiz de oldu. Ama her durumda hiç şüphe yok ki biz arkasında duramayacağımız, omuzlarımızda taşıyamayacağımız hiçbir işe imzada atmadık. Çünkü biz hakka ve millete olan inancımızla çalıştık çalışmaya da devam ediyoruz. Ve bunu yaparken de gücümüzü bu aciz, aziz meclisin değerli üyelerinden aldık. Biliyorsunuz geçtiğimiz ay kanun hükmünde kararname ile oda ve borsa seçimlerinde bir değişiklik oldu. Türkiye Odalar Borsalar Birliği organlarıyla oda ve borsa seçimlerinde oy kullanabilmek için seçim tarihi itibariyle en az iki yıldır oda ve borsaya kayıtlı olma şartı aranacak. Yani eskiden seçilebilmek için iki yıllık üyeliğiniz gerekiyordu. Artık seçebilmek için de iki yıllık üye olmanız gerekiyor. Yani geçen sene kurulan şirketler bir örnek vereyim. Bu seçimlerde oy kullanamayacaklar. Eğer ki seçimleri Ekim ve Kasım ayı içerisinde yaparsak. Ama bir tarihte bir değişiklik olursa zaten onlar da tarihe göre devreye girecekler. Ve bu önemli gelişmeyi sizlerle paylaşmak istedim. Tabii siz çok merak ediyorsunuz. Yani başkanım ya seçim ne olacak? Tarih ne zaman alınacak? Bazı odalar seçim tarihlerini aldılar. Biz alacağız mı? Almayacağız mı? Ne yapacağız diye merak ediyorsunuz. Beklediğimiz bir iki konu var değerli arkadaşlar. Biz de alacağız seçim tarihini elbette ki İstanbul Ticaret Odası yönetimi olarak. Uygun bir tarihte alacağız. Uygun bir zamanda yapacağız. Güzel bir mekanda yapacağız. Herkes rahat edecek inşallah. Ama bir iki beklediğimiz konu var. Ee, onu bazı arkadaşlarımız sordular kendileriyle paylaştım. Zannediyorum ki en geç önümüzdeki hafta seçim takvimini sizlerle paylaşırız. Şimdi az önce meclis başkanımız bir konuya değindi. Sayın meclis başkanım, ben burada şahsıma yapılan bir oyunla ilgili meclis üyelerimi bilgilendirmek zorunda olduğum için o konuşmayı yaptım. Çünkü arkadaşlarımızın çoğu o yapılan toplantılar çıktıktan sonra hepsi hayretle yanıma geldiler. Dediler ki ya başkan ne oluyor? Şimdi bu siz meclis başkanı olarak İstanbul Ticaret Odası'nın birçok kurumlara üyelikleri var üyelerimizin. Ben de müsiyatın bir üyesiyim, bir parçasıyım ama biz buraya gelirken ne yaparız? O şapkamızı bir kenara koyarız. İstanbul'un 404 bin üyesine nasıl hizmet edeceğiz buna bakarız. Burada geliriz, çalışırız, dönemimiz biter. Dönem biteceğine yakın çalışmalar yapılır. Elbette ki yapılmalı. Rekabet güzel bir şey. Demek ki biz çıtayı yükselttik ki millet burada hizmet aşkıyla yanıyor, iş yapıyor. Bu inanın benim çok hoşuma gidiyor gerçekten. Belki çok çok daha iyi bir yönetim çıkar, yeni farklı meclis çıkar, farklı üyeler çıkar. Önümüzdeki dönem çıkmaz, ondan sonraki dönem çıkar. Ama bu bayrak devam eder. Onun için yani adımın geçtiği için e, cevap vermek zorunda kaldım. Şahsıma yapılan bir hareketi sizlerle paylaşmıştım. Şimdi Sait Bey'in anacını yolcu etti ahirete. Yusuf'u da tanıyorsunuz. Yusuf diyorum ama Yusuf benim çok sevdiğim bir kardeşim. Disiplin kurulu üyemiz Yusuf Kılıç Bey. Kendisi burada mı bilmiyorum. Yusuf'un da babaannesi tabii haliyle. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Anacınızı yolcu ettiniz. Allah bu acıyı unutturacak acı vermesin. Bir çalışan arkadaşımız vardı İlkay isminde hanım arkadaşımız. 7 yaşında bir kızını o da geçtiğimiz ay ahirete yolcu etti. Bir hastalığa tutulmuş. 600 bin kişi de bir kişiye rast geliyormuş. Dün geldi. Teşekkür etti bize. Ee, teşekkürünün sebebi de biz bebeğinin yani yavrusunun hastalığı döneminde izin konusunda yardımcı olduk. İnsani vazifemiz yapacağız. Tabii. Sizler de hep birlikte sizlerin adınıza aldığımız bir karar o teşekkürünü de sizlerle paylaşmak istedim. Genel sekreterimiz yardımcımız Nurcan Hanım çok iyi tanıyorsunuz. Bugün burada yok. O da onun da eşi amansız bir hastalığa tutuldu. Çok iyiydi. Ben devamlı konuşuyorum kendisiyle. Tamam başkanım iyi gidiyor, şunu yapıyoruz, bunu yapıyoruz falan derken ya ne namussuz hastalık bu da. Bir an doktorlar bana bakıyor oradan <laughs> ne namussuz hastalık deyince Allah vermesin işte kötü bir hastalık. Bir anda hastaneye yattı ve 3-4 gün içerisinde vefat etti. Sayın meclis başkanımız da söyledi. Yarın İlahiyat Camii'nde kılınacak e, öğle namazından sonra ahirete intikale e, e, yolcu edeceğiz. Oraya katılan arkadaşlarımız olursa hep beraber acısını paylaşırız. Ve Hicri yılbaşını idrak edeceğiz. Biliyorsunuz önümüzdeki hafta ayın 21'inde Haram kılınmış dört aydan birine Muharrem ayına giriyoruz. Manevi iklimi kalpleri arındırmaya vesile olmasını temenni ediyorum. Ve şimdiden de Hicri yeni yılbaşınızı tebrik ediyorum. Hicri yılbaşı biliyorsunuz hicretle başlayan bir takvim. Bu arada mecliste üyelerimizden hacca gidenler oldu. Bize haber vermediler. Hadi gelin biz de sizi de götürelim demeden gittiler ama ben Hasan'a sitem ediyorum bazen. Hasan'cığım bizi götürmedin diye. İşte Hasan Bey gitti, Sami Bey gitti. Sami Bey biliyorsunuz körpe damat. E, evlenirken hanımına taahhüt etmiş. Hanım seni hacca götüreceğim diye. Yani aklınızda olsun gençler. Yani gençlere söylüyorum. Evleneceğiniz zaman siz de böyle bir taahhütte bulunabilirsiniz. Sami Bey peşin parayı gördün nasıl gülüyorsun oradan ya. Allah kabul etsin Abdullah kardeşimiz gitmiş, başka kimler gitti bilemiyorum ama giden arkadaşlarımız inanıyorum ki hepimize dua ettiler. O duaların bereketiyle de inşallah %6'lık büyümeyi daha da yukarıya çıkaracağız inşallah hep birlikte. Biliyorsunuz İstanbul Kültür ve Sanat Vakfı İstanbul Biyanelini düzenliyor. 87 yılından beri düzenlenen ve dünyada markalaşmış bir durumda İstanbul Biyaneli. İnşallah keyifli, sanat dolu. Kendi sanatımızı da anlatabilen bir Biennial temenni ediyorum ve konuşmama son vermeden önce bir hususu daha paylaşmak istiyorum. Her yıl düzenlenen İstanbul Rallisi'nin artık İstanbul Ticaret Odası olarak çok daha güçlü arkasındayız. Ben Hilmi Bey'e çok çok teşekkür ediyorum, Hilmi abimize buradan ve İstanbul'un bu sene e, biz katkıda bulunduk. Çünkü İstanbul olunca adı ve İstanbul Rallisi olunca, Remzi kardeşimin de hoşuna gidiyor. Hemen ikiniz beraber Salih ile gülüyorsunuz iş otomobil olunca tabi. Ee, İstanbul Rally'sine sponsor olduk. Ama onlar tabi odamızın meclis üyesi oldukları için odamızı daha da onara etmişler. Levent Bey ile birlikte İstanbul Ticaret Odası'nın ismini en üste yazmışlar. Bu ne demek biliyor musunuz arkadaşlar? Bu ne manaya gelir ticarette? Bak arkadaş senin adını bu sene buraya yazdım. Seni ana sponsor yaptım. Bu işte üstüne Yıktım demek bu. Ama biz baş üstüne biz bu işte varız. Çünkü konu İstanbul. İstanbul İnşallah inşallah bundan sonraki yıllarda da İstanbul Ticaret Odası olarak o rallide ev sahipliği yapmayı arzu ederiz. Ben tekrar tekrar çok çok teşekkür ediyorum ve bu duygularla konuşmama son veriyorum. Değerli arkadaşlar bugün biraz sizleri dinlemek istiyorum. Bir de İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin genç meclis üyeleri de kısa bir konuşma istemişler. Meclis Başkanımızdan paylaştık. Onlar da herhalde sizleri selamlayacaklar. Ben meclis toplantımızın ülke ekonomisi ve odamız camiası için tekrar tekrar hayırlı olmasını diliyorum. Hepinizi saygı, sevgi ve hürmetle selamlıyorum. Sağ olun, var olun. Sayın